Başbakan yardımcısı Ali Babacan, 43. Saint Gallen Sempozyumuna katıldı. Açılış konuşmasını İsviçre Konfederasyonu Cumhurbaşkanı Jüri Maurer'in yaptığı sempozyumda konuşan Babacan, Türkiye'nin ekonomik alanda elde ettiği başarıları anlattı. Başbakan yardımcısı Ali Babacan sempozyumun ardından arkadaşımız Bahtiyar Okumuş'un sorularını cevaplandırdı. Yabancı düşmanlığı artıyor yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili. Bu konu hakkında hükümetimizin bir çalışması var mı? Şimdi bu durum Avrupa'daki bazı ülkelerde son zamanlarda biraz daha çok sık karşılaştığımız bir problem maalesef. Tabii burada öncelikle o ülkelerin siyasi liderlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının, medyasının bu konuda çok daha hassas ve çok daha ciddi bir sorumluluk içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Yani konu önemli bir konu. Özellikle finansal krizin, ekonomik krizin yaygın olduğu böyle bir dönemde bazı ülkelerde ulusalcı akımlar maalesef o ülkelerde yaşayan insanlarımızın bazı sıkıntılı tepkilerle karşılaşmasına yol açabiliyor ya da çok daha vahim, çok daha üzücü olaylarda bazen görebiliyoruz. Burada biz muhatabımız olan bu ülkelerin hükümetleriyle, tüm devlet birimleriyle yakın irtibattayız ve onlardan bu konuların üzerinde çok ciddi bir şekilde çalışmalarını bekliyoruz. Konuları takip etmelerini bekliyoruz. İstihbarat birimleriyle, güvenlik birimleriyle bu konuda çok daha uyanık ve hızlı hareket eden bir tutum sergilemelerini bekliyoruz. Tabii ki adalet sisteminden de, yani bu ülkenin adalet sistemlerinden de hızlı ve adil sonuçlar bekliyoruz. Sayın Bakanım, İsviçre ile geçmişte krizler yaşandı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı Maurer de buradaydı. Görüşme imkanı buldunuz mu? Eskiye göre siyasi olarak düzelme veya daha iyi bir ilişki durumumuz var mı İsviçre ile? İsviçre Devlet Başkanı ile dün akşam yemekte de beraberdik. Kendisiyle de sohbet imkanımız oldu. Türkiye ile İsviçre arasındaki ilişkiler önceki dönemlerle mukayeselerinde şu anda çok daha iyi bir noktada. Yani İsviçre Türkiye'yi daha iyi anlıyor artık. Türkiye'nin gerçeklerini daha yakından takip ediyor. Bir yandan da tabii Türkiye değişiyor. Yani bunu da dikkate almamız lazım. Belki dışarıdan bakanların eleştirdiği, Türkiye ile ilgili yanlış gördüğü pek çok konu artık Türkiye'de ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla bizim kendi içimizde yapmış olduğumuz reformlar, kendi içimizde uyguladığımız politikalar artık çok daha olumlu dışarıya yansıyor ve pek çok ülkeyle ilişkilerimiz de hızla gelişiyor bu sayede.